Ortam müthiş. Sevdanın ligi olmaz. Karagümrük dosta cennet, düşmana cehennem kardeşim. Semt aşkı var abi bizim, semt. Herkese merhaba. Tribünden Maç Hikayelerinin yeni bölümüne karşınızdayım. Bu hafta sonunu 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanacak bir maçla şenlendirmeye karar verdim. Zonguldak taraftarı yazıyor. Abi Zonguldak'a gel, Zonguldak'a gel. Kısa bir dönemde Zonguldak'a gitmemiz mümkün gözükmüyor gerçekten. Ben de dedim ki Zonguldak İstanbul'a geliyor. Karagümrük'le oynayacak. Bu haftayı da böyle değerlendirelim. Hem Zonguldaklı kardeşlerimizin biraz gönlü olmuş olur. Hem de Karagümrük'e uzun zamandır gitmiyorduk. Bir de Karagümrük ziyareti yapalım bu hafta sonu. Vefa Stadyumu'na doğru yola çıkmadan önce iki takımdan bahsedeyim. Öncelikle ev sahibi Karagümrük. Karagümrük sezona Ferruh Özgün'le başladı. Ardından takımın başına Bülent Yenihayat geldi. Bu 18 haftalık süreçte takım 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. 17 puan topladı. Şu an takım 13. sırada. Peki bu süreçte dikkat çeken oyuncular kimlerdi? Hüseyin Öztürk sol bekte etkili bir performans sergiledi. Erdin Çiçekoğlu defansın önemli isimlerinden. İleri isimlerde de Deniz Taşkesen ve Ufuk Akyol. Ben burada Ufuk Akyol'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. 20 yaşındaki oyuncu şu ana kadar 8 tane gol attı, 2 tane asist yaptı. Almanya altyapılı bir oyuncu. Cenk Tosun Everton'a gitti ya, belki yeni bir Cenk Tosun Karagümrük'te mi doğuyor? Bu maç onu daha böyle bir dikkatli izleyeceğim. Geçelim Zonguldak Kömürspor'a. Zonguldak Kömürspor'un başında Şenol Demir var. Şenol Demir 18 haftalık süreçte 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 24 puan topladı takım ve şu an 10. sırada bulunuyorlar. Peki bu süreçte hangi oyuncular dikkat çekti diye soracak olursanız Şevket Güngör, Mert Çaymaz ve Onur Eriş takımın dikkat çeken oyuncularıydı. Artı olarak Okan Eken de forvet oyuncusu dikkat çeken oyuncular arasında yer aldı ancak Okan devre arasında Keçiören'e transfer oldu. Böylelikle Zonguldak Kömürspor önemli bir forvet oyuncusunu kaybetmiş oldu açıkçası. Şimdi ben Levent tarafındayım. Buradan metroya binip Vezneciler'de ineceğim. Ardından bir otobüs yapıp Vefa Stadyumu'na ulaşacağım. Stat çevresinde görüşürüz. Kart yüklemeniz gerçekleşti. Şimdi stadyum çevresine geldim ama tabii önce konuk takım Zonguldak taraftarlarının yanındayım. Ali abim hem madenci hem de Zonguldak'tan gelmişler. Abi kaç saat sürdü yol ya? Normalde 6 saat ama biz 5 saatte düştük. İyi evet. Güzel hızlı gelmişsin. Saat 10 gibi de geldik, semte geldik. Karagümrükler de iyi ağırlıyor sizi. Evet iyi ağırlıyor. Sabah ultraslı arkadaşlarımıza da kahvaltı vermişler galiba. Öyle testere görüntü gördük. Eyvallah. Abi bunlar güzel şeyler. Yani biz zaten dostuz. Hani araya müfak sokanlara hani lafımız kimse bizi bilemez. Deplasman tribünde arkamızda. Pankartlarınızı asmışsınız. Yani öncelikle Zonguldak Spor'umuzun kazanmasını diliyorum. Ya aynı zamanda işte dostça geçmesini diliyorum maçın. Peki şöyle hani bir soru sorayım o zaman. Evet. Okan Eken. Evet. Keçiören'e verdi. Evet, Keçiören'e verdi kralı. Çok iyi adamdı ya. Yani üzdü bizi. Gider ayak üzdü evet. Ama başarıların devamını bekliyoruz. O bir kral. Evet. Şu anda Taner Reis de geliyor. Genç Zonguldak taraftar grubumuzdan. Genç Zonguldak evet. Taraftar evet. Grubu. Tribün reisimiz. Oraya da geliyor. Evet. Biz de eşlik edelim onu. Lay lay lay. Lay 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 Karası değil bu kömür karası. Böyle kazanılır ekmek parası. Asla bu yol emeyecek madencinin doğruları. Gel Zonguldak, gel Zonguldak, gel Zonguldak, gel Zonguldak, bayağı güçlü. Gel Zonguldak, hey. Abi öyle bir sesle geldiniz, biz burada konuşuyorduk Ali abiyle, dedik ki oraya da gidelim. Sevdanın mesafesi olmaz. Aynen. Sevdanın ligi olmaz. İki. Biz Zonguldak Spor taraftarıyız. Emeğin başkentiyiz. Bizim için kilometre diye bir olay, öyle bir limit, öyle bir şey yok. Yok kesin. Onu biz kaldırdık hayatımızda. Buradaki arkadaşlarla hepimiz omuz omuza gönül birliği yapıp her deplasmanda takımımızın yanındayız. Şimdi Zonguldak Spor çok enteresandır bu. Zonguldak Spor statta maç yapıyor. Altta çalışan maden işçisi var yerin altında. O yüzden işçi bir takımı. O yüzden bütün taraftar grubu arkadaşlarımız herkes de iyi bilir.
Zonguldak Spor Taraftarı'nın yeri ve takımının yeri ayrıdır. Her gün seviyoruz. Burada Karagümrük'e son selamlar. Çok sağ olun. Biraz önce Zonguldak tribünlerinin oradaydım. Şimdi de Karagümrük tribünlerinin oradayım. Yavuz Bor'la beraberiz. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Karagümrük'ün önemli simalarından. Karagümrük Zonguldak. Güzel maç. Çok evet. Kritik bir maç bence. Zonguldak taraftarıyla ilgili bir iki kelime söyleyeyim. Orada bizi çok iyi ağırladılar. Biz o dostluğu unutmadık. Eyvallah. Onlar da sabahın erken saatlerinde geldiği için biz de bu istihbaratı aldık. Sabahın erken saatinde güzel bir kahvaltıyla onları karşıladık. Harika. Kendilerini deplasman bölümüne uğurladık. Böyle dostluklar herkese nasip olmaz. Her zaman biz nasıl karşılanırsak öyle karşılarız. Gökhan Sazda ve Feyyaz sanırım forvetteki arkadaşlar. Onlar gitti. Hayır, biliyorum, onu soracağım işte. Bunların size şimdi sanırım bir özer geldi forvete. Evet. Orta sahaya takviye yapıldı. Ne diyorsun, bu gidenler gelenleri aratır mı? Nedir durum? Ben şunu söyleyeyim, gidenlerden Allah razı olsun. İyi ki gittiler. Abi kurtuldum. Yok abi. Şimdi iyi. Şimdi takımımız çok iyi. Allah izniyle düşmeyeceğiz. Ligde kalacağız. Daha çok kenetleneceğiz. İstanbul'un başkenti Karagümrük. Başka Karagümrük yok. O zaman dur. Son bir soru sorayım. Sor. Burada bir Cenk Tosun yetişiyor. Haberiniz var mı ondan? Cenk Tosun. Fukakyo. Aynen. Adam defansta oynuyor, forvette gol atıyor. Bizim forvet uyuyor abi. Böyle bir şey yok yani. 8 tane gol atmış adam ya. Aynen. Ben şok oldum. 20 ben, yaşında. Ben şimdi tribünde sürekli bağırdığım için sette göremiyorum sahada kim gol atıyor. Sonra, normal değil yani. Biliyorum ben takip ediyorum yakında. Ben sonra maç golüye giriyorum, oradan bakıyorum ufuk atmış. Bizim forvet ne iş yapıyor abi? Tek kelime söyleyeceğim. Karagümrük dosta cennet, düşmana cehennem kardeşim. Eyvallah. Her zaman öyle. Her zaman öyleyiz. Bakalım maçta Zonguldak Spor, Karagümrük Spor. Sen çok kaşa, canın fena olsun sana. Sadece taraftar değil, halk bile ağırladı. Arkadaşlarım bir hoş geldiniz. Hoş geldiniz! Hoş geldiniz! Hoş geldiniz! Hoş geldiniz! Hoş bulduk! Yok. Gördüğünüz gibi Karagümrüklü ve Zonguldaklı taraftarlar dostça birbirlerine hoş geldiniz dediler. Onlar da hoş bulduk dedi. Bir tane pankara dikkat çekmek istiyoruz. Evet. Anlat kardeşim. Bizim için çok önemli bir pankarttı. Gerçekten kendilerine çok teşekkür ediyoruz pankart için. Bakalım başta ne olacak? Oyuncular sahaya çıktı. Ve Koru Afrin Mehmetçiğin yanındayız. Ooh!
arasındayız. Karagümrük Zonguldak maçı 1-0 önde götürüyor Karagümrük. Halil çok güzel bir gol attı. Ama devre arasında hem Bayrampaşalı hem de Karşıyaka'lı kardeşlerim burada yani. Abi, şimdi abi. Futbol bir sevgi abi. Ben bu abilerle tanıştım. Sakaryaspor Diyarbakırspor maçına gitti geçen sene. Ben de playoff maçına gidiyordum. Orada tanışmışlığımız oldu. Ben Bayrampaşalıyım ve Sakarya şampiyon olmak istedim. Güzel. Şehir takımları bu ligi hak ediyor abi. Bu arkadaşımız Ercan İzmir'den gelmiş. Ercan abimiz Bayrampaşalı. Bayrampaşalı amigolarından Ercan'dır. Futbol sevgisi sınır tanımıyor mu abi? Abi yok. Semt aşkı var abi bizim. Semt. Eyvallah. Ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne Galatasaray. En büyük Bayrampaşa, Karagümrük, Karşıyaka. Eyvallah. Gelişine gider her türlü yani, fark etmez. Allah yine de gider yani. Biz Bayrampaşalıyız. Kardeşim sana tanıdık. Üstüne kaymak olsun. Berkay da kalkmış İzmir'den gelmiş. Boş için geldim ben de. Kardeşlerimize destek olun ve abilerimiz karşıladı burada sağ olsun. Eyvallah. Güzel de kapattık, 1-0 öndeyiz. İnşallah bir maç güzel olur. Hop, olmadı. Hadi. Bakalım maç sonunda nasıl bir skorla bitireceğiz maçı. İnşallah maç sonunda görüşmek üzere. Karşılaşma sonuçlandı. Karagümrük 1, Zonguldak Kömürspor 0. Karagümrük istediği 3 puanı elde etti. E tabii şimdi yarışma yapmamız gerekiyor. Koleksiyoncu kardeşlerimiz için yine bir atkı yarışması yapacağım. Arkamdaki kırmızı koltuk sayısı ne kadar? Bunu yorum kısmına yazıyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz ve kanala abone oluyorsunuz. Doğru cevabı en çok yaklaşan arkadaş atkının sahibi oluyor. Tekrar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. İki taraftar da karşılıklı şimdi birbiriyle marş söylüyor. Tribünlerde görmek istediğimiz hareketler bunlar. Tekrar görüşürüz.